Şimdi benim amacım da şu, madem Karacabey Teknosat gibi bir ortaya bir teknoloji kuruluyor, organizasyon kuruluyor. Evet millet orada çalışsın ama bizim burada da turizm ve konut alanı olsun. En azından çok yani imar izni verelim, düşük yoğunlukta bahçeli ve modern planlı yerler yapalım. Hem Bursa'daki ikinci konut ihtiyacı karşılasın çünkü çok büyük arazimiz var. Yeşillik içerisinde, birazdan turizmini anlatacağım. Hem de Teknosat'tan gelen, nereden bakarsınız bakın oraya 200-250 bin şeklinde bir nüfus yoğunluğu gelecek. Bu insan nerede oturacak? Sanayiye oturmamalı lazım bence. Çünkü sanayi, oradaki sanayiden etkilenebilirler florasından. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın temiz doğası, yeşillik içerisinde olması ve Bursa'ya yakın olan, doğan alan, Sincan Sarnıç, Kazanpınar gibi büyük yeşil alanlara sahip olanları hem bahçeli, o Amerikan tarzı o konutlarla çok hoşuma gidiyor. O şekilde bir yaşam alanı yaratabiliriz. Mustafa Kemal bu şekilde kalkındırabiliriz. Hem fabrikadan kurtarabiliriz. Yani o kesinlikle. Eğer bu olmazsa, bakın göreceksiniz, Karacabey ile Mustafa Kemal arasında bir uydu kent kurulabilir. Biz gelecek zamanlarda. Ve Nilüfer'de 18. ilçe olabilir. Ve bu doğaya sıkıntı yaratabiliriz. Ben istiyorum ki bakın bu tekrar çalışsınlar. Bir arasında Mustafa Kemal otursunlar. Ve eğlensinler. Yani Mustafa Kemal Paşa'yı konut, yaşam, eğlence bir ilçesi yapabiliriz. İstanbul'dan şu anda çok aralarımız bakir olduğu için çok talep var. Ama ne talebi var bu ilçeye? Yatırım talebi olarak. Döküm alanları ve tekstilde fabrikaları var. Her ikisi de doğaya ciddi zarar veren fabrikalar. Yani mümkün mertebe izin vermemeye çalışıyorum. Çünkü doğamız çok değerli, suyumuz çok değerli, havamız çok değerli. Su üstlüğü, biliyorsunuz su üstlüğü değerimiz var. 38 metreden yükseliyor, dökülüyor. Bence Türkiye'nin ender tarihi yerlerinden, turistik yerlerinden bir tanesi. Su üstlüğü de valilik izin vermesine ben kendi kararımla yasakladım, mangala sakladım. Yani Ramazan Bayramı ilk günü 1438 araba girmiş. Tarihinde ilk defa. Muazzam bir reklamı oldu. Herkes buraya soruyor. Ama siz geldiğinizde, siz düşünsene İstanbul'dan gelmişsiniz. Yanınızda yakmışlar mangalı içeride, duman içerisinde. Bu işi bunu yasakladım. Bayağı bir tepki oldu ama şimdi herkes teşekkür ediyor. Oradaki florayı koruyacağım, o alanı koruyacağım. Emin olun oradaki bir kayın ağacını binlerce ete değişmezsiniz yani. Biliyorsunuz işin başına geldiğimiz zaman en büyük yatırımımız verdiğimiz altyapı sözü. Yani içme suyu, kanalizasyon, altyapı tarihinin 50 yıl sonra ilk defa yapılıyor. Muazzam bir şehir şantiye alanında keşmekeş içerisinde şehir. Yani bir yandan kanalizasyon muhakkak. Çok büyük şikayetler var. Ama bunu seçim zamanı söylemiştim arkadaşlar. Belediye başkanı söyledi. Çok büyük toz olacak, çamur olacak. İçirmeyeceğim. Söylemiştim. Bizim ilk defa dünyada bir maden ocağı kapatılıp, doyat hale getirilip etrafının konut alanına getirilmesi dünyada ilk kez olacak. Ben de bununla ilgili Avrupa Çevre Ödülü'ne başvuracağım. Yani böyle bir izin verdiğim için ben. Onun şu anda şeyini bekliyorum. Dediğim gibi yani bizim en baştan alırsak ilçenin bir röntgenini çektik. Yani ilçemiz önce bir sosyal tesis alanımız yoktu. Biliyorsun Muradiye Sarnıç tesislerinde TANAP'ın geçtiği borularla ötürü bir TANAP'ın 900 bin TL o gün bütçesiydi bir hibesi vardı. 6 ay kalmıştı biz geldiğimizde. Kullanmamışlar. Sağ olsun Mustafa bir eski vekilimiz hemen müdahale oldu şeyde. TANAP'la görüştü. Uzatım süresi aldı. 6 ay içerisinde Muradiye Sarnıç sosyal tesislerini büyükşehirimizle beraber TANAP'ın o üçümüz ortak bitirdik. Şu anda Mustafa Kalpaşa en gözde alanı. Hatta Bursa'nın en gözde restoranlardan bir tanesi oldu. Çok güzel bir tesis kazandık 10 dönem olan içerisinde. İşte Suruç'ta yürüyüş yoluyla birlikte de Suruç'ta gelişim planı içerisinde onaylattırdık. Bundan sonra Suruç çok da farklı alanlara gelecek. Tabii Suruç'ta da dediğim gibi iki tane film çektik. Bir festival filmi çektirdik. Bir de gişe için film çektik, korku filmi çektirdik. İki tane de reklam oynadı. Dolayısıyla Suruç'ta artık aldı başını gidiyor. İsmini de vereyim. Harbut Holding. Bursa'mızın en büyük holdingi. Harbut Holding buradan Turizm Bakanlığı'ndan 100 dönüm bir yer aldı. Hiç doğaya dokunmadan bungalov ev tarzında 5 yıldız otel yapacak 100 dönüm olan içerisinde. Muazzam bir turizm yatırımı geliyor şu anda Tümbül'deki kaplıcalarına. Tümbül'deki bakire olan, bana göre Afyon'un 10 kat daha güzel olan Tümbül'deki kaplıcaları çok daha değerli hale gelecek. İkinci projeyi yaptırdık. Üçüncü zaten en büyük projemiz altyapı, içme suyu altyapısıydı. Allah hani kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz, kanalizasyon ve yağmur suyunu soktuk sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Onu da hallettik. Çözümümüz, en büyük çözümümüz buydu. O da şu anda yapılıyor. Akabinde daha ilk geldi 6 ayda en büyük çözüm bir tanesi de aşevi ve kompleksti. Aşevi kompleksiydi. Aşevi'yle birlikte 3 dönüm olanla parkla beraber hem aşevini bitirdik, hem gıda bankasını, hem giysi bankasını, hem de 2 göz odada olsa 5 yıldızlı otel seviyesinde barınma kadınlara barınma evi yaptık. Hem de doğulu vatandaşlarımıza bir taziye odası gibi bir yer yaptık. O taziyelerini yapsınlar diye bu kompleks oldu. O da bitti çok şükür. Yani verdiğimiz sözlerin devam ediyoruz. Kapalı, Laşay'ın kapalı pazar yerini yaptık. Alıkoyuncu kapasitesi bitirdik.
Yani kalanlar. Amfiteyatro tekrar elden geçirdik. Sıfırdan yaptık amfiteyatro. Gençlik Merkezi 30 yıldan beri bekliyor. Onu bitirdik. 76 dönüm alanı Millet Bahçesi açılışını bekliyoruz. Bitti. Şimdi ilçenin büyük kilometresinde 76 dönüm alanda hazinenin yaptığı, Bicara Şehir Bakanlığı yaptı, hazinenin yaptığı 15 milyon TL yatırılık bir Millet Bahçesi bitti. İşte az önce bahsettiğimiz meydan tarzı inşallah orada bir 76 dönümlük bir rekreasyon alanı döndü. İlçemiz çok büyük alanda dinlenme tesisi kazandı. Aynı zamanda tam onun önüne de bir tanesi gerçekleştirdi. RAM, Rehabilitasyon Merkezi. Az önce engelli çocukların Karaca'ya gidiyorlar. Oradan görüş alıyorlar. İşte o görüşü binasını artık Millet Bahçesi'nin yapılıyor. Hemen onun önüne Yaşlı Bakım Merkezi inşallah. Hemen onun yine yanına da huzur evi gelecek alanınız. Böylece Millet Bahçesi'ne huzur evi yaşlılar Millet Bahçesi alanında çok daha rahat edecek. Böyle planı. Şehir adım adım planlıyoruz. Dedim ki buraya size 1,5 dönüm alan veriyorum. 1,5 dönüm alanında buraya ekin, toprakla getirelim buraya. Tahlilini yapın. Hangi arazide ne yetişiyor? Ona göre yapalım bu işi. Dediler ki 500 rakım yüksek yerlerde yaban mersi yetişir. Kim var? Güvenli Soğuca Köyü var. Güven Köyü'ne ilk sene 5 dönüm şey getirdik. Yaban mersi getirdik. 76, şimdi domatesin kilosu 10, 1 lirayken 50 kuruşken 76 TL'yi kilosunu sat yaban mersini muhtar. Satınca şimdi bütün Güven Köyü şey, yer yok şu anda. Bir hareket ya. Kirlik Köyü'nde hayvancılık var. Darara şey. Yine 5 dönüm alanı neye getirdim? Bamya'ya getirdim. 35 lira kilosu. Herkes bamya yapıyor şimdi. Bir de şöyle güzellik var. Bamya'ya domuz giremiyormuş. Bamya'nın o tüyleri domuzun burnunu kaşınıyormuş. O kadar domuz girmesin diye elektrik maliyetleri bekleme bitti. Domuz, yani etrafa bamya yakıyorlar. Hem mısır etrafı da bamya yakıyor. Para kazanıyorlar yani. Bir dönüşümden başladı. Kadınlarımız şimdi tek kadınımız karbon ektiriyor. Kilosu 7 bin dolarmış. Amerika satıyor. Onu ektiriyoruz. Biz de kendi rekreasyonu yaptık. Oraya ektiriyoruz. İlçemizde biberiye, reyhan çıkıyormuş. Lavanta çıkıyormuş. Şimdi Sincan Sanayi Bölgesi'ne lavanta kapı kurduruyoruz. Ama hep bunlar Mustafa Kavukbaşı Belediyesi'nin şeylerinin oldu, itemesi oluyor. 100 seneden beri bunlar var. Bunların elinde imkan var. Şimdi en büyük üzüntü Türk milletinin araştırma merakı yok. Bizim burada yaklaşık yarısı genç nüfus. Sıkıntımız şu, genç nüfusa iş bulamıyoruz. Yani dediğim gibi otobanın kaçırılması ve aradaki büyük fabrikaların da gelmemesi bizi işsiz bırakıyor ve bir işimiz, gencimiz Bursa'ya kaçıyor. Şöyle örnek vereyim ben size. Cumartesi günü kendi program olmasa dükkanıma gidebiliyorum. Arada bir defa gidip dükkanıma gidebiliyorum. 82 yaşında tanıdığım dede var, amcalar diyeyim. Yani böyle iki büyüklüm böyle yürüyor. Baktım dükkanın önünden bir pimim almaya çalışıyor traktörü. Dedim çocuklarımı tanırım yani. Dedim hala çalışıyor mu dedin dedi sen yedim ya. Bak ben senin çocukluğuna mı tanıyorum dedi ya. Ne yapayım bu oğlum dedi. Çocuğum diyor fabrikada çalışıyor Bursa'da diyor. Evli diyor para yetiştiremiyor diyor. Asgari ücret alıyor diyor. Sen dedim 40 tane hayvan var. Yasin köyü 40 hayvan baksa yetiremiyorum gelmiyor köye çalışmaya diyor. Yani maalesef böyle bir sıkıntımız var. Şimdi 300 dönüm alanında bir ne küçük sanayi ne de organize olabilen arada büyümüş ama yer bulamayan 2 ay önce itibariyle, şimdi planlama çiziliyor, bir KOBİ alanı ortaya çıkardık. 300'ün çok Bursa şu anda en büyük alanda bir tane bizim burada var. Bunu planlıyoruz. Nereye ne kime verirsek bunu hiç şey yapmadan ne kadarını verirsek işte bizim istediğimiz KOBİ alanlarına sahip olurlar. Kendine de araziyi alsın. Bize de bunu yapsın diye şu anda bir kazan kazan planlarını kendimiz hazırlıyoruz. Nasıl bir şey istiyoruz diye. Hem işte 35-40 kişi kapasiteye gelmiş, organize olamamış, o kadar büyümemiş. Ama Kuşay'la da büyümüş. Arasında ortaya KOBİ dediğimiz ortaya çıkan yer yapıyoruz. Böylece hem istihdama fayda sağlayacağız, hem de iş alanının ortaya çıkacak.